Üçüncü haftada takım 20. sırada 11 puan geride liderim. Yönetim kurulundan 3 arkadaş yanımıza geldiler. Kulüp başkanı içerisinde Fatih abi, İbrahim abi. Hocam çok sıkıntılı bir süreçteyiz, çok zor bir durumdayız. Taraftar küstü, arkasını döndü, şehir bize küstü, maçlara gelmiyor. Zor bir sürecin içerisindeyiz. Biz nasıl başarıyı yakalayabiliriz düşüncesiyle ben de onlara kendi şartlarımı sundum o gün. Kesinlikle alacağım kararlardan taviz vermeyeceğimi, kendi doğrultumda işleri yapacağımı, bana sonuna kadar güvenmeleri gerektiğini, bunun sonucunda da Allah'ın izniyle benim o şampiyonluğa inandığımı belirttim ve göreve başladım. Tabii bunun öncesinde bir takım isteklerim oldu. Takım adına, kulüp adına, kulüp başkanından dedim ki 6'da 6 yaparsak biz bu ligin ikisini yakalayabiliriz. Sevgili başkanımız, kulüp başkanımız Murat Bey o zaman bize hocam 6'da 6 yaptığı zaman takımın primini kendin belirlersin. Rakamı sen koy şeklinde anlaştık. Ama onlar inanmıyordu böyle bir şey. Kimse inanmıyordu. 6'da 6 yapacağız, 7'de 7 yapacağız. 11 puan geriden geleceğiz. 23 maç hiç kaybetmeyeceğiz. Ve şampiyon olacağız. Kendimle ilgili de şampiyon olursak bir rakam açıkladım kendisine. 50.000 TL bir şampiyonluk birimi. Zaten alamayacağız ama bunlara yanaşmadılar. Takım 6'da 6'yı yaptı. Ve liderliği yakaladı. Allah'a çok şükür. Emeklerimizin karşılığını aldık. Dedim başkan bizim bu 6'da 6 primimizi belirleyin. Bu işi bir güzel bir şekilde çözelim. Çocuklar da bekliyor. Ben de kendi adıma söz verdim. Sizin adınıza da söz verdim. 6'da 6 prim hala alamadık. Biz şampiyonlukta her zaman söyledim en büyük katkı taraftarımdır diye. Basmanında final maçına kadar 3000 tane büyük seyirci yakaladık ve onlarla beraber bu coşkulu şampiyonluğu yaşadık. Yeni sezon için şampiyonluktan 3 gün sonra sağ olsun kulüp başkanı burada görüp hocam acil bir şekilde görüşelim. Yeni sezonla ilgili anlaşalım. Senin gibi değeri kaybetmek istemiyoruz. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl ne istiyorsan kendin belirle bu süreyi. Devam edeceğiz dedi. Hem de kendisine ekonomik anlamlarda çok fazla beklentilerim olmadı. Sadece benim inanışlarım doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini ve bunun sonucunda da Erdispor'un başarıyı yakalamaya devam edeceğini kendilerine inattım. Fakat ben de ısrarcı bir şekilde anlaşmak isterim başkan. 2 dakika sonra benim bir şartım var. Bizim yardımcı antrenörümüzün devam etmesi gerekiyor. Seninle beraber şeklinde görüş bildirdi. Ben de bazı sormadan o masadan kalktım. Aradan 15 gün geçti. Tekrar çağırdı bizi arkadaşlar. Tekrar gittim Erzin'e. Hocam işte ne yapacağız, nasıl bir yol isteyeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Dedim, paramız var mı? Bizim şampiyonun primimiz mi? Final maçından önce açıklanan 250.000 TL takıma ödenecek bir şampiyon primi var. Sizlerin bu parayı ödemeyi düşünmüyor musunuz? Dedim, önce bunu çözelim. Bu primi bir çözelim. 2 ay geçti aralar, insanlar bunu bekliyor. Onunla ilgili bir gelişme yok. Ben ahlar üzerine bir başarı resmi hiçbir zaman çizmek istemedim. Çizmeyeceğim de. O bir antrenörlük duruşudur. Önemli değil. Para sıkıntısı olabilir. Ekonomik sıkıntılar olabilir. Biz bunları yaşadık. İskenderospor'da da ben çok yaşadım. Ama hiçbir zaman bunların arkasına başarısızlık olarak sığınmadık. Hep çıtamızı en yüksekte tutmaya çalıştık. Hep hedeflerimize en iyi şekilde gitmeye çalıştık. Bunun karşısında olacağımı, bu primi bizim alacağımızı transferi daha sonra yapacağımızı söyledim. Ama tabii kimsenin işine gelmedim. Sonrasında transferle ilgili de tek yetkiye sahip olduğumu, istediğim oyuncuyu alacağımı
İstediğim oyuncuyu gönderebileceğimi söyledim. Burada da yönetim, hayır, bizim kontenjanlarımız var, bunlar olacak. Bizim yardımcı antrenörümüz bizle beraber devam edecek. Bu şartlarda çalışacaksan çalışalıma iş geldi. Bizde bunun bu şekilde olmayacağını, bu şekilde bir başarı, geleceğe odaklı bir takım kuramayacağımı, kavga işinden edeceğimizi, sonrasında üzülmeyeceğimizi onlara söyledim. Belediye başkanları, Sayın Kasım Şimşek, başkanlarım ben istifa edeceğim. Özür diliyorum ama sizi aşmadan böyle bir karar almak istemedim. Sonuçta bu şehrin mükemmelisiniz. Sizin onayınızı istiyorum. Başkanla görüştükten sonra başkan konuyla ilgili daha sonra tekrar bana döneceğini, bu işleri çözeceğini söyledi. Akabinde yönetim, tabii ki belediye başkanının yanına çıkmamızdan ciddi anlamda rahatsız olmuş. Biz hocam dediler, biz çalışmama karar aldık. Saygıyla karşılıyorum, problem yok. Zaten bu şartlar altında. Sizle çalışmanın benim için bir anlamı yok. Alacaklarımızın tahsilini nasıl yapacaksınız? Bizim içeride bir şampiyonluk primim var, bunu ödeyecek misiniz? Ne şartlarını ödeyeceksiniz? Bunlarla ilgili de bir sonuca varamadık. Erzim Belediyespor Kulübü'nden yollarımı ayırmış oldum. Başı dik bir şekilde tam 23 maç hiç kaybetmeden şehir tarihine anlamlı bir şampiyonluk vererek Erzimli'nin doğduğum şehir, ailemin, annemin kendi şehri, bir tarafım oralı ve oraya böyle bir başarı tattırdığım için de dünyanın en büyük mutluluklarını yaşadım o şehir için. Ama bundan sonrasında Erzim Belediyespor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Yeni gelecek teknik direktöre başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. İnşallah umdukları gibi bir sezon geçirirler. Her şeyden önemlisi ben orada en çok taraftara inandım. 12. adama inandım. Birçok zorluğu onlarla birlikte açtık. Onlara da hakkımı helal ediyorum.